Herkese selamlar. Ben Aziz Serin. Bugün günlerden 2 Haziran 2024. Mayıs ayını geride bıraktık ve yeni bir aya başlayacağız. Fakat Mayıs ayında akıllarda kalan önemli gelişmeler olmuştu ki bunlardan en önemlisi bence Yapı Kredi Bankası'nın satılıyor haberiydi. Bu haberle beraber bankacılık endeksinde ve Borsa İstanbul'un genelinde önemli fiyatlamalar gördük. Fakat Mayıs ayının son haftasında bankacılık endeksinde yaşanan geri çekilmeyle beraber ve Mayıs ayının son gününde Yapı Kredi Bankası'nın satılma görüşmelerinin sonlandırıldığı haberiyle beraber bu endeksin fiyatlamadaki etkisi azaldı, hatta negatife döndü. Muhtemeldir ki Haziran ayında da başlangıcında en azından bankacılık endeksi Borsa İstanbul üzerinde negatif etki sağlayabilir diye düşünüyorum. Tabi bu arada Mayıs ayında sadece bankacılık endeksi öne çıkmadı. Öne çıkan başka endeksler de olmuştu. Onları da paylaşmak istiyorum sizlerle. Burada Finnet 2000 Plus üzerinde her ayın bittiğinde ben kendimce endeks kıyaslamaları yaptığımda Mayıs ayına dair şunları gördüm ki bu program üzerinde hem haftalık performansları, aylık performansları, yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık gibi kriterlerle görebiliyorsunuz. Ben burada sadece Mayıs ayını görmek istediğim için aylık getiriyi merak ettim ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Mayıs ayının en çok kazanç sağlayan endeksinin burada görüldüğü gibi sigorta endeksi olduğu görünüyor. %22,58 kazanç sağlamış. Ondan sonra gelen endeks ise iletişim endeksi %21,81 kazanç sağlamış. BIST ticaret endeksi %13,59 kazanç sağlamış. Ve bankacılık endeksi Mayıs ayını %12,33 ile prim yaparak kapatmış. Fakat burada belirtmek isterim ki bir ara Mayıs ayı içerisinde bankacılık endeksi en çok kazanç sağlayan endeks konumundaydı. İşte o son haftadaki geri çekilmeyle beraber kazançların bir kısmı silinmiş görünüyor. Peşinden temettü endeksi, BIST temettü 25 endeksi ve sürdürülebilirlik endeksi diye sıralama devam ediyor burada. Şimdi tabii ki bu ay Mayıs ayında bunlar oldu bitti. Önümüzdeki aylara bu endekslerin tabii ki yine devamı beklenebilir ki burada sigorta ve bilişim iletişim sektörü endeksindeki fiyatlamalarda bu sektöre ait, bu endekse ait şirketlerin performanslarının devamı bence de beklenebilir diye düşünüyorum. Çünkü hem sigorta şirketlerinde hem iletişim şirketlerinde, telekomünikasyon şirketlerinde çok ciddi fiyatlamalar görüyoruz. Malumunuzdur, son zamanlarda yeni bir sigorta poliçesi yenilemeniz olduysa veyahut da gerek sabit hatlarda gerek GSM operatörlerinde yeni bir paket yenilemeniz olduysa oradaki fiyatlamaları görmüşsünüzdür. Gerçekten çok ciddi yüksek zamlar yapılıyor. İşte bu da bu şirketlere katkı sağlıyor. Bu şirketlerin karlarının artmasına vesile oluyor. Bu temponun önümüzdeki aylarda sürmesini açıkçası ben bekliyorum. Ve bu iki sektörün de yine öne çıkan sektörler olma ihtimalini yüksek buluyorum. Ve önümüzdeki dönemde öne çıkma ihtimali yüksek olan sektör ve şirketler ne olabilir diye düşündüğümde aklıma şu geldi. Nisan ayı ve Mayıs ayı içerisinde sabit kalan kur, dolar TL paritesinden bahsediyorum. Dolar TL paritesinin sabit kalması tabii ki bazı sektörleri olumsuz etkiliyor. Özellikle yurt dışında daha çok mal satan endeksler, sektörler ve şirketler sabit kurdan olumsuz etkileniyorlar. Çünkü satışlarını TL'ye çevirdiklerinde döviz artmadığı için ciro artışı sınırlı kalabiliyor bu şirketlerin. Bunun tam aksi ithalat yapan şirketler ise bu durumdan avantaj sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü sabit kur ile getirip burada artan enflasyonla beraber satış fiyatlarını arttırdığı müddetçe bu şirketlerin daha çok kar elde etme ihtimalleri söz konusu olabiliyor. Bir de döviz açık pozisyonu yüksek olan şirketler bu dolar TL paritesinin sabit kalmasından fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Borcu yüksek olan, döviz borcu yüksek olan şirketleri ise nasıl bulabilirim diye düşündüğümde sizlerle şunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Borfin.com.tr'nin programı olan FESFEP Mali Analiz programında şöyle güzel bir özellik var. Şirket puanlama bölümünde çeşitli kriterlerle istediğiniz kriterleri sağlayan şirketleri bulabiliyorsunuz buradaki filtrelemeler sayesinde. Burada nasıl bulduğumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece bu şirketler demek istemiyorum. Aynı zamanda sizlerin de bu programları, bu platformları daha iyi kullanabilmenizi sağlamak istiyorum. Ve ayrıca belirtmek isterim ki bütün Finnet programlarında ve Borfin.com.tr programlarında gerçekten çok ciddi indirimler var. Bunlardan da bilgilenmenizi isterim.
Eğer ki bu Finnet ve Borfin.com.tr ürünlerinden satın almak isterseniz de bu videonun açıklama bölümlerine bir kod bırakacağım. O kod ile ekstra özel indirimler de alabiliyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi bu programın burada model düzenleme bölümü var. Yeni model oluştur bölümü var. Daha önce oluşturduğunuz modelleri burada yeniden farklı şekillere düzenleyebiliyorsunuz. Biz şimdi yeni model oluşturacağımız için yeni model oluştur bölümüne geldim. Burada oluşturacağım modele bir isim vermem gerekiyor. Burada döviz açık pozisyonu yüksek olan şirketleri seçeceğim ben. Onu belirtmiştim. Döviz borcu yüksek olanlar verdim bu modelimin başlık ismine. Bütün endeksleri karşılaştırsın, kıyaslasın istiyorum. Ve burada oran puan tanımlama listesi var. Burada hazır bir sürü rasyo var. İstediğiniz gibi her şeyi bulabileceğiniz rasyolar mevcut burada. Ben bugün sadece yabancı para net pozisyonu bölü öz sermaye oranını bulmak istiyorum. Çünkü buradaki amacım şirketin döviz açık pozisyonu öz sermayesinin ne kadarı? Bunu görmek istiyorum. Bunu seçtiğimde tek kriter seçiyorum. Burada birden fazla kriter seçebiliyorsunuz. Ve seçtiğiniz her kritere bir ağırlık vermeniz gerekiyor. Toplamda 100 puanı oluşturması gerekiyor. Bulduğunuz, verdiğiniz ağırlıkların puanı. Ben bugün tek kriter seçtiğim için sadece 100 puan vermiş oluyorum burada. Ve artan, azalan kriteri de seçmem gerekiyor. Azalan seçiyorum burada. Seçtim ve minimum oran, maksimum oran seçenekleri var ama ben burada sınırlama yapmak istemiyorum. Kaydet ve hesapla dediğimde 2024-3 dönemine ait bütün bilanço açıklayan şirketleri tarama yapacak sistem şimdi. Ve bir puan tablosu oluşturacak. Buradaki oluşan puan tablosu ilk etapta alfabetik olarak oluşuyor. Fakat ben burada almış oldukları puanlara göre sıralama görmek istiyorum. Burada görüldüğü gibi Netaş şirketinin 100 puan aldığı gözüküyor. Yani sektör bütün şirketler içerisinde döviz açık pozisyonu öz sermayesine oranla en yüksek olan şirket olduğu için 100 puan alıyor. İkinci şirket Goodyear olarak gözüküyor. 48 puan almış. Üçüncü şirket Sasa. Buradaki oranlar ise mesela Goodyear'ın 109 oranı var ki bu şu anlama geliyor. Goodyear'ın döviz açık pozisyonu öz sermayesinin %9 daha fazlası anlamına geliyor. %109 daha fazlası. Buradaki en yüksek oran Netaş olduğu için yaklaşık olarak %300 gibi bir farklılık var burada. O yüzden Netaş en yüksek puanı almış gözüküyor. Buradaki bütün şirketleri böyle tabloda görebilirsiniz. Detaş, Goodyear, Sasa, Petkim, Türk Hava Yolları, Ford, Emkel, Pegasus diye sıralama gidiyor. Tabii ki burada önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Şimdi bu şirketlerin döviz açık pozisyonları öz sermayelerine göre yüksek. Ama çünkü şurada önemli bir detay var. Bu şirketlerin borç ödeme vadesi dövizin sabit olduğu dönemler içerisinde ise bir anlamı var. Hani bu şirketlerin döviz açık pozisyonlarının, o döviz borçlarının ödenme vadesi 2027 yılı, 2026 yılı, hani bu dövizin sabit kalma sürecinin dışındaki bir zaman dilimi ise bunun çok da bir önemi yoktur. Ama bu şirketler döviz hareketliyken daha önceki dönemlerde borçlandılar ve şimdilerde bu borçlarını ödüyorlarsa, sabitken ödüyorlarsa bu şirketlere bir avantaj sağlayabilir. Hani önümüzdeki aylarda da dolar TL paritesinin sabit gitme durumu söz konusu ise bu şirketler bu durumdan fayda sağlayabilirler. Bunlar da bu işin önemli detayları. Ben burada tabii ki sizlere bu şirketin borcunun vadesi gelmiş, öteki şirketin borcunun vadesi gelmemiş gibi şirket bazlı yönlendirmeleri yapmak istemiyorum. Ki bu etik de değil, yasal da değil zaten bu durum. Bunları artık sizlerin bu şirketlerin mali yapılarındaki borç durumlarına bakarak, mali dipnotlarından faydalanarak, faaliyet raporlarından faydalanarak bu şirketlerin bu borçlarının vadesini tespit edebilirsiniz. Ve ona göre de kendi yatırımlarınızda tercih edersiniz veya etmezsiniz. Bu artık sizlerin tercihidir. Burada mesela Detaş şirketinin bu 100 puan almasına sebep olan bu kriteri bir de ben sizlerle hem mali yapısındaki öz sermaye kalemine bakarak hem de döviz açık pozisyonuna da bakarak daha net anlaşılır olmasını istediğim için şöyle bir detay sunmak istiyorum. Şimdi %297 sonucu vardı hatırlarsanız Netaş'ın. Şöyle yapalım. Netaş şirketinin mali verilerine ulaşalım. Program içerisinden açılsın. Burada mali tablolar açalım hemen. Şimdi açılan sayfada burada
orijinal değerler gösterilsin, TL olarak gösterilsin, analizi getir dediğimde, şimdi bakalım Netaş şirketinin öz sermayesi, ana ortaklığa ait öz kaynakları 162.032.784 TL gözüküyor. Yani 168 milyon TL şirketin öz sermayesi olduğu gözüküyor. 2024 3 dönemine ait. Şimdi bu şirketin net döviz pozisyonuna bakalım. Görüldüğü gibi yabancı para net pozisyonu burada. Eksi 499 milyon 391 bin 329 TL. TL diyorum çünkü burada döviz rakamı belirtilmiyor. Döviz rakamı karşılığı oluşan TL rakamı burada paylaşılıyor. Yani 499 milyon TL'lik döviz açık pozisyon olduğunu biz burada anlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu şirketin 499 milyon TL döviz açık pozisyonu varsa ve bu şirketin öz sermayesi de 168 milyondu. Yanlış hatırlamıyorsam hemen gelip bir daha bakalım. Karşılaştıralım buradan. Evet, 168 milyondu. Yaklaşık olarak %297 bir oran var bu işte iki rasyo arasında. O yüzden tablomuzda burada 100 puan alan Netaş şirketinin 297 olan puanın açıklaması bu. Şirketin döviz açık pozisyonunun öz sermayesine oranı. İşte bu şirketlerin döviz açık pozisyonları yüksek ve dolar TL paritesi sabit kaldığı durumda, hatta aşağı geldiği durumda, hani bugün 32 küsürlerdeyiz, 31'e düştüğü durumda, 31 rakamlara düştüğü durumda, işte buradaki şirketlerin daha fazla avantaj sağlaması söz konusu olacak. Bu şirketlerle ilgili ben böyle paylaşımda bulunmak istedim. Önümüzdeki süreç döviz paritesinin, dolar TL paritesinin sabit kalabileceğini ve hatta düşebileceğini düşünüyorsanız işte bu tip şirketlerden faydalanabilirsiniz sizler de. Bunu belirtmek istedim. Önümüzdeki günlerde yine hem Borfin'in hem Finnet'in farklı özelliklerinden bahsedeceğim videolarım olacak sizlerle. Bunları paylaşmaya özen göstereceğim. Çünkü bu sayede sizler de farklı dönemlerde farklı şirketlerin farklı gelişmeleri nasıl karşılayabileceğini, buna göre yatırımlarınızı nasıl şekillendirmeniz gerektiğini tek tek böyle örneklerle sizlere sunmak istiyorum. Herkese bol kazançlı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.